İddianın sunduğu %100 futbol başlıyor. İyi akşamlar sevgili futbol severler. Galatasaray şampiyonluk ipini göğüsledi. 5 gün içinde 2 kupayı kucakladı. Sarı kırmızılı takım şu anda Türk Telekom Stadyumunda 50 bin seyircisiyle birlikte 22. lig şampiyonluğunu kutluyor. Taraftarının önünde 61. lig sezonunda 22. şampiyonluk sarı kırmızılı takım Başakşehir'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1'le geçti ve nefes kesen şampiyonluk yarışında 8 puan geriden 1-2 ay öncesinde 8 puan gerisindeyken Başakşehir'i yakaladı ve seyircisi önünde şampiyonluğu kucakladı. Rıdvan Dilmen'le birlikte bu 19 Mayıs'ın 100. gününde karşınızdayız. Bugün ligimizdeki şampiyon Galatasaray'ı alkışlıyoruz. Tabii bu akşam Anadolu Efes Avrupa şampiyonluğu için Euroleague finaline çıkacak. Bir şampiyon daha alkışlayacağız inşallah. O da Anadolu Efes olur. Şu anda Galatasaray taraftarları kutlamalara başladı. Kuşkusuz bu akşam bunlar canlı görüntüler. Türkiye'nin dört bir yanında sarı kırmızılı taraftarlar bu. Belki de futbol tarihimizin en inanılmaz geri dönüşlerinden birini kutlayacaklar. Hocam neler söyleyeceksiniz Galatasaray? Türkiye Kupası'nın ardından lig şampiyonluğunu da kucaklıyor. Aslında geri dönüş değil. Çünkü hep arkadaydı. 9. haftadan sonra hep geride gittiler. Öne geçtikten sonra bırakmadılar ve Başakşehir'i de yendiler. Öncelikle 22. şampiyonluğunu Galatasaray Spor Kulübü'nün, Galatasaray Camiası'nın başkanından, teknik direktörüne ve oyuncularına, tabii ki taraftarını da cani gönülden kutlarız. Herkesin de saygı duyması gereken bir sezon oynandı. İki tane kupa var şu an ligde, Türkiye'de. İkisini de aldı 3 gün arayla. Dolayısıyla Fatih Hoca da futbolculuk kariyerinde hiç şampiyonluk görmedi ama Galatasaray tarihinin en önemli değerlerinden biri olarak da 8 şampiyonlukla, 8. lig şampiyonluğuyla Galatasaray'ın unutulmazları da ilk sıralara, yani kimseye de saygısız yapmak istemem, 1-2 olmuştur. Bu yüzden Galatasaray taraftarının sayısının artmasındaki UEFA şampiyonluğunda da Fatih Terim vardı. Olayı fazla uzatmadan, ben Başakşehir'in de Abdullah Avcı'nın da son periyotta, son viraja dönüldüğünde yorulduğunu açıkçası ben hissettim, gördüm. Temponun yavaşladığını. Ama buraya kadar geldiler. Ben Abdullah Hoca ve Başakşehir Göksel Başkanı da bir rol model olarak gördüğüm için tebrik ediyorum. Ha bu saatten sonra üzülürler, biraz küçülürler mi bilemiyorum. Şimdi bir kültürdür büyük kulüplerin şampiyonlukları yarışında. Hep söyledim, birinci durumda Başakşehir değil de Fener Beşiktaş olsaydı yakalamak zordu veya Galatasaray olmuş olsaydı. Düşünebiliyor musunuz? Son 4 gün içerisinde 1-0 geriye düşüyorsunuz Akser maçında. Gidiyor kupa ama kazanıyorsunuz. Bir aynı 3 gün sonra, 4 gün sonra yine 1-0 geriye düşüyorsunuz. Kupa gidiyor, tekrar alabiliyorsunuz. Bunlar önemli tecrübeler isteyen faktörlerdir. Teknik analizi fazla yapmamıza bugün itibariyle gerek yok. Enteresan bir maç oldu. Başakşehir şampiyon olacak kadar bir 20 dakikalık top oynadı. 20 ile 99 arası açıkçası şampiyonluğu hak edici bugün itibariyle iyi futbol oynadığını söylememiz mümkün değil. Devre arası iki tane stoper aldı. Bir tane santrfor aldı. Şimdi bunlar önemli teknik direktör ve kulüp becerisidir. Diğer rakipleri genelde fazla transfer yapmazken, kaldı ki Başakşehir biraz yaptı ama iki stoper, merkezdeki iki oyuncuyu, yeni oyuncular alıyorsunuz, iyi oyuncular alıyorsunuz ve santrfor alıyorsunuz. Dolayısıyla da geriden takip etmek de hünerdir. Hiçbir şekilde bırakmak istemediler ligi ve kovaladılar. Rakibi nefeslerini hissettirdiler sürekli puan farkına rağmen. Bu nefes hissetmesi Başakşehir'i olumsuz etkiledi diye düşünüyorum. Bu yüzden de 34 haftalık maratona baktığımız zaman bir şekilde kazanan her zaman haklıdır. Hakem hataları sonra yatırılır, konuşulur ama önemli bir güç gösterisi yaptı Galatasaray. Kulübüyle, teknik direktörüyle, oyuncusuyla, taraftarıyla. Şimdi emek var sonuçta. Bu emeği de şu ya da bu şekilde saygısızca engellemek de bizlere zaten yakışmaz. O yüzden kazanan daima haklıdır, hak etmiştir. O yüzden de Galatasaray camiasını tekrar
canı gönülden kutlarım. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl daha iyi sonuçlar alır. Bizi uluslararası seviyede de temsil ederler. Teknik olarak da söylediğim gibi maçı hak eden de, oyunu hak eden de, tek maç olsa, taraf sağ değil tabii burada, şampiyon olacaksınız. Baktığınız zaman sarılı kırmızılı bugün itibariyle rakibinden daha iyi top oynayan bir takım gördük. Daha üreten pozisyon gördük. Maçın tamamında Muslera'nın verdiği pas dışında pozisyon yemeyen, buna karşılık iki tane Vardan golü iptal olan ki Vardan mı iptal oldu? Tabii bir tanesi faul Cagney'nin kendi yer alanındaki. El. Faul. El pardon. Elle almadan. Önce faul mü dedik sonra bir tane offside pozisyonu. Bir de offside. Hatta bence kurallar Beşiktaş maçında Adriano'nun pozisyonu el, gibi Galatasaray'ın kazandığı ikinci gol. Kurallar offside değil diyor. Ama ben oyun kuralına karşıyım. Ama sonuçta bu asla yanlış. İkinciyi zaten geliyorum diyordu. İkinci yarının başında gol. Sonra ikinciyi buldu. Bir daha attı derken sonuçta haklı bir galibiyet elde etti. Savaştılar, mücadele ettiler, hırslandılar. Birinci teknik direktörü iki yardımcısıyla beraber sahadan atıldı. Bakın. Birbirine çıktı 74'te. Evet, Ümit Hoca da Hasan Hoca da atıldı. Bir Levent kaldı orada. 80'de gitmişti. Büyük başarı Terim ailesi içinde, tabii her şeyden önce Galatasaray camiası içinde önemli bir başarı elde ettiler. İki yıl üst üste şampiyon oldu tekrar. Kupayı kazandı. Süper Kupa finali oynayacak. Muhtemelen Başakşehir'le oynayacak. Bize söylemek de sadece saygı duymak ve tebrik etmek. Peki tabii ki başarının birçok ayağı var hocam. Biraz önce de ifade ettiniz ama biraz Feghouli ligin ikinci yarısında attığı muazzam gollerle yani Vişça'yı hep biz en değerli oyuncu ödülü olsa veririz diyoruz ama Feghouli'ye verir misiniz? Şimdi teknik olarak Başakşehir'in golü Başakşehir'i şampiyonluktan etti. Aleyhine döndü gol. Rodriguez'in satışı ve Ozan'ın satışı da şampiyonluk olarak döndü. Rodriguez satılmamış olsaydı Feghouli kararsızlığı devam edebilirdi. Listenin zirvesi, satış listesinin ilk sırası. Rodriguez, Santrafor ve Onyekuru üçlüsünden Feghouli'nin de form tutmasıyla hoca onu oynattı. Aynı şekilde Ozan gittiği için de Santrafor aldılar. Hatta iki tane de stoper aldılar. Yani teknik olarak da oynarken gol attı. Ondan sonra kaybetmemeye döndü Başakşehir'in oyunu. Bu böyledir. Sağ dışı ve sağ içi faktörler birbirleriyle çok ilgilidir. Ve taraftarın da hiçbir şekilde havlu atmaması da buna tabii etkenlerinden biri de hep söylüyorum Fatih Terim'in Galatasaray'da çalışmasıdır. Bugün Galatasaray'ın çok güçlü taraftar grubu Ultras'tan başta olmak üzere Fatih Terim'e bağlılıklarını milli takımdayken de devam ettiriyorlardı. Bu yüzden de Türkiye'deki konjektör, hakem olayı, sağ içi, sağ dışı faktörleri üst üste koyduğunuz zaman ben hep diyorum. Ben Galatasaray'da dışarıda boşta olduğu sürece de Fatih Terim'de çalışırım. Dikkat ediyorsanız iğmeyi hep yükselterek geldiler sezon sonunda. Mesela Obrador için en büyük özelliği ne? Sezon sonunda takımı diri getirmekti. Bugün için söylemiyorum. 2-3 tane evet. Sakat olduğu için. Ama dikkat ediyorsanız sakatlıktan dolayı veya cezalıdan dolayı her maçı hemen hemen ideal kadrosuyla çıktı Galatasaray. Burada neyin başarısı vardır? Hocaların başarısı vardır. Tahmin ediyorum devre arasında bir kondisyonerlerde bir değişiklik yaptı. Bu da önemli bir hamledir. Her hafta mesela deplasman oyununu ligin ilk yarısına göre daha iyi oynadılar. Özellikle son bölümde. Evet. Zaten içeride rekora doğru hızla koşuyor. Sürekli maç kazanıyor. Bir de Türkiye'de Fenerbahçe şampiyon olmuş. Deplasmanda puan aldı. Daha önce gibi. Beşiktaş'ı yendi. Başakşehir rakibini yendi. Trabzon'u yendi. Bir diğer şampiyon Bursa'yı Bursa'da yendi. Detayları detaylandırmak şöyle oldu da böyle oldu demek de futbol olarak doğru değil. Bugüne baktığımız zaman 2018-2019 sezonu yine şampiyonu Galatasaray oldu. Ekonomik olarak da tabii rakiplerine bir fark atmış durumda oldu. Dolayısıyla da Fatih Terim geldikten sonra zaten Tudor'undan enkaz almamıştı. Sayın Tudor da şampiyonluk yarışında tutmuştu. O daha sonra değişkenlikler göstererek camiada kenetlenerek şampiyonluğa tekrar ulaştılar. Evet, en son mağlubiyetini ligde sarı kırmızılı takım Beşiktaş'tan Vodafone Park'ta almıştı. 1-0 değil mi? 1-0. Tam 19 hafta 13 galibiyet 6 beraberlikle şampiyonluğa uzandı. Yani bir de rakibi şöyle geriden gelmek avantajdır derler, o yalandır o.
psikolojik baskı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Cuma oynuyor Başakşehir, 11 puana çıkıyor. Öbür gün kazanmanız lazım. Bu stres altındayız. Oyun içerisinde 0-1 geriye düşüyorsunuz, çevirmeniz lazım. Bu da tabii tecrübe ister. Tecrübe de ne kadar Robinho, Adebayor'un, Vizcan, Emre Belözoğlu'nun, Arda'nın neyin olursa olsun takım tecrübesi, kulüp tecrübesi çok daha farklıdır. Emre demişken hocam, ilk yarının sonunda kısaca değinmiştiniz ama Emre'nin sakatlığı da faktör... İki hafta başlamıştı. Değil mi, hatırlıyorsak? Evet. İki hafta başladı. Oyuna girdi ikinci yarıda. Sonra sakatlandı çıktı. İdmanlara da çıkmadı. Muhtemelen de başlamayacaktı onunla ama Emre hazırım. Hiç olmazsa oyuncu değişikliği hakkında risk atmıyorum. Çünkü Emre oyuna girer, sonra sakatlanırsa kötü olur diye. Tabii Emre'li oyunla Emre'siz oyun arasında fark ciddi oldu. Zaten son 7-8 haftaya girdiğimiz zaman o döneme kadar formda olan İrfan Can'ın, Epriyan'ın olmaması, İrfan Can'ın düşmesi tempo olarak. Mahmut'u pozisyon olarak Mahmut'u oraya atmak almasın zorunda kaldı. Vizcan'ın da papatya falı gibi müthiş iş yapabilir. Oyun içerisinde kaybolabilirdi tıpkı bugünkü gibi. Büyük oyuncular büyük maçlarda çıkarlar. Bakın, büyük oyuncu olmak başka bir şeydir. Hiçbir şey yapmayabilirsiniz ama 2-3 tane klas hareket yaparsınız. Feguli'ye diyebilir miyiz? Feguli, sezonun ikinci yarısı. Evet, ligimiz için. Net değil mi? Ligimiz için büyük oyuncu. Düşünebiliyor musunuz? Kendinden 5 santim uzun oyuncuyla kafaya çıkıyor. Vuruyor, dönüyor. Veya vurdurmuyor en azından. Direkten dönüyor. Sonra da şık bir vuruş yapıyor. Attığı gollerin hepsi güzel. Şampiyon Galatasaray'da, Şampiyonlar Ligi'nde başarı diliyorum. Peki kaybeden tarafla ilgili de biraz önce değindiniz hocam. Obradoviç deyince aklıma geldi. Nefret ettiğim bir cümle söyleyeyim ben Başakşehir'le ilgili. Nefret ederim ama. En nefret ettiğim şey, hani bazen olur ya, gönüllerin şampiyonu falan. Bunu belki Başakşehir için söyleyebilirim. Fakat şunu söyleyeyim ayrıca. Bu net ama bu iş kimse. Bugün siyasi olarak görüldüğü için Galatasaraylı olmayanların bazı kısmında şampiyon olmasını istemedi. O net yani. Doğru mu? Bir algı var. Var yani. Şunu söyleyeceğim ben. Obradoviç'in Fenerbahçe'yi getirdiği noktadan bahsettiniz. Önce yarı finalde kaybetti, sonra finalde kaybetti. Sonra en sonunda takımı şampiyon yaptı. Şimdi 3 senedir finişi göremiyor. Takım yaşlı. Yani Başakşehir'in biraz önce ucundan geçtiniz ama bir sonraki hamlesi onları nereye götürecek? Vallahi çok değerli başkanları var. Yıllardır futbol camiasının içerisinde Göksel Gümüşdağ. O da çok tepki alan bir başkan. Ama yaptıklarına baktığımız zaman doğru işler yaptı. Yarışmacı bir takım yaptı. Geçen yılda şampiyonluk yarışındaydı. Ama bir gerçek var ki büyümüyor taraftar kitlesi. Bir dönem İstanbulspor Cem Uzan döneminde Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Oğur Çetin, Gökhan Keskin, Zeki... Bizim... Alpay... Yok, Alpay hatırlamıyorum İstanbulspor'da. Oğur Çetin falan gibi oyuncular aldığı zaman Ali Sami Yansıtan'da oynuyordu maçları Mecidiyeköy'de. İlk günler 20-25'e çekerken yavaş yavaş Bayrampaşa'ya doğru gittiler. Evet. Çünkü büyük kulüp olmak, İstanbulspor'da değerli kulüptür. Başakşehir'de değerli kulüptür ki İstanbulspor tarihi bir kulüptür. Ama olmuyor işte, taraftar gücünüz olmadığı zaman... Arkanızda bir... Olamıyorsunuz ve sezon içerisinde mukavemette, uzun yarışlarda yavaş yavaş sizin o seyirci desteğiniz olmadığı için... Ya mesela Başakşehir'de hangisi? Arda küfür yiyor. Emre hakaret yiyor mesela. Anlatabilir miyim? Başakşehir'lerden değil. Hayır, 33 haftadır deplasmanda. Evet. O anlamda bakın tekrar söylüyorum. Önemli teknik direktörlerdir şampiyonluk yaşayan Mustafa Denizli'si de, Fatih Terim'i de, Şenol Güneş'i de. Ama Başakşehir'de aynı başarıyı elde ederler mi? Açıkçası bu soru işaretidir. Yani bu şartlarda kolay değildir. Önemli bir takımdır. Ben hep örneğim nedir? Başakşehir bugün TT Arena'da Galatasaray formasını giyen sezon oynasalardı şampiyon olurdu. Veya Kadıköy'ün takımı olmuş olsaydı veya Beşiktaş'ın olmuş olsaydı bence şampiyon olurdu. O seyirci işte bugün, işte iki hafta önce, daha önceki hafta kaç maçtır kendi sahasında 30 küsur maçtır maç kaybetmiyor. Evet, 36. Bakın, Başakşehir Erzurum'a düşme ihtimali olan bir takım. Mağlup oldu. Göztepe hala düşme potasında, bir hafta kalmış düşebilir. Evet. Son haftaya kalmış. 2-0 mağlup oldu. Peki o maçları 35-40 bin kişiyle oynamış olsaydı mümkün değil. Erzurum'a berabere kaldı. Rize'yi yenemedi. Göztepe'ye mağlup oldu son virajda. Kayseri'de yenemedi. Sivas'ı yenemedi. Ya onlarda da 90 artılarda gelen... İki tane İstanbul'daki derbiye gitti büyük kulüpler orada. İkisine de mağlup oldu. 90 artılarda gelen penaltılarla aldı orada da. Evet. Puanları deplasmanda. Tabii bir de az önce Göksel Bey'den bahsettiniz. Ya kararı yarım kaldı. Şimdi Mustafa Cengiz ve yönetimin tabii bir
kongre kararı, mahkeme tabii kararları falan var ama şimdi Galatasaray'da şöyle bir durum var. Bir kere Fatih Terim gerçeğini unutmayalım. Fatih Terim kaç tane başkanla şampiyonluk yaşadı? Faruk Bey'le yaşadı. Tabii. Dursun Bey'i aldıktan sonra Mustafa Cengiz'le 2 sene, 1,5 sene çalıştılar. Daha önceki yıllara gittiğimiz zaman mutlaka Ünal Bey'le yaşadı. Tabii Ünal Bey'le yaşadı. Hoca yokken Hamza Hamzoğlu'yla Duygun Bey vardı belki hatırladığım kadarıyla. Evet, evet, Duygun Bey. Şampiyon oldu. Yani tabii ki kulübün başkanının çok ciddi başarısı vardır bu kadar kaosa rağmen. O kongre dedikodunları da çabuk atlattılar. Hocadan istediği oyuncuları da aldılar. Ekonomik olarak da toparladılar. O yüzden tabii ki başarı ve başarısızlıkta hiçbir zaman tek başına bir şey yoktur. Biraz önceki çözüm yeri de kaldı. Göksel Bey için kolay karar değil. Çünkü bir daha bu kadar şans yakalar mı? Bu sene şampiyon olsaydı 2-3 yıl force edebilirdi. Ama bundan sonra haklı olarak belki küçülebilir veya hisse satabilir. Onu bilemem. Çünkü şirket burası. O da yaşlanan bir kadro. Ama doğru transferler yapıp belki 33. hafta şampiyonluk yarışında bu kapasiteyle şampiyon olacağına inanmıyorum. Bir kere yakaladılar. O da buydu. Bu seneydi. O sene bu seneydi. Bu seneden sonra bir daha da bence Başakşehir'in şampiyon olma şansının ben çok ama çok düşük görüyorum. Hiç yok kadar görüyorum açıkçası. Ha, olağanüstü bir partner bulurlar yurt dışından. Güçlü bir kulüp. Ama yine o partner, o biraz önce bahsettiğiniz desteği, o taraftarı toplayabilecek mi hocam? Ben aynen, ne kadar olursa olsun. Yani. Yok, katılıyorum size. Mümkün değil, ben bir daha Başakşehir'in, bilmiyorum, iddialı konuşmamak lazım. Bu sene oldu oldu, olamadı zaten, olamamıştı. Olamadı, bence artık bir daha da Başakşehir. Bu bağlamda çünkü Abdullah Avcı için bir düşünceniz var mı? Ya Abdullah Avcı kendini kanıtlamış, farklı bir futbol ekolü oynatmaya çalışan, kimini beğendi, kimini beğenmedi ama 21. yüzyıl için yetenekli, değerli bir teknik adam. Futbolda hizmetini devam edecektir. Gidip buraya kadar getirmesi de önemlidir. Başakşehir onun evi gibi bir yer. Ben şampiyon olmuş olsaydı belki iki kulüpten birinin ihtimali olabilirdi. Ama ben tahmin etmiyorum. Şu andaki zaten Ersun Yanal'la devam kararı alınmış bir kulüp var. Herkesin Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'yı gösterip Lüçescu'yla anlaşmak üzere olan Beşiktaş var olarak görüyorum ben. Ama bilemiyorum tabii, alırlarsa da faydalı olur. Yurt dışı konuları da geçiyor. Yurt dışında Abdullah Avcı Avrupa'da herhangi bir kulübe giderse başarılı olacağını düşünüyorum. Ama Başakşehir'in gazı kaçtı artık. Çünkü şu da oldu. Saha dışında bir takım sıkıntılar gördüler onlar da. Oyuncu da görüyor bunu. Mesela sıkıntıyla maç kazanıldığı zaman rakip takım, o biraz enerjilerini düşürüyordur. Bu sadece bu neden değildir tabii ki. Kendilerinde de ciddi bir düşüş oldu. Düşünebiliyor musun? Bir tarafta böyle düşüş, bir tarafta çıkış. Çıkış. Ben diyorum ki Galatasaray zirvede olsaydı asla o puan farkını düşürmezdi oraya. Fenerbahçe olsaydı ve işte tarihe baktığımız zaman var mıdır? Vardır. Ama böyle parmakla gösterilecek kadar azdır. 10 puan, 8 puan öndeyken şampiyonluğu kaybetmek. Rakibinize 1-0'dan maç kaybediyorsunuz. Son haftalarda 8 puanı geriye kapatıp 3 puan da geriye düşüyorsunuz. O zaman da Galatasaray'da kutlamak, Başakşehir adına kutlamak. Tabii, ama ben yine de Başakşehir'in ciddi şekilde Türk futbolunda iz bıraktığını, fakat artık bir daha şampiyonluk yarışında Başakşehir'in olacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Biraz önce aslında tekniğe girmeyeceğiz çok fazla, şampiyonluk sonrası çok gerek yok dediniz ama mesela devre arasında Selçuk hamlesinin hocadan gelebileceğini söylemiştiniz. Yani hocanın ikinci yarı hamleleri için Selçuk da çok oyunun şimdi akışını değiştirdi. Bu başarı mı, başarısızlık mı? Tabii bu kadar teknik konuşmak doğru değil. Selçuk'la başlaması lazımdı. Selçuk girdikten sonra Donk Fernando'da, bak Donk oynadığı zaman Fernando'da kayboluyor. Selçuk girdiği zaman Fernando'da çıkıyor ortaya. Çünkü Selçuk çok tecrübeli bir oyuncu. Öne doğru oynayabilen, duran top kullanabilen ve bugün de zaten iyi oynadı. Zaten kötü oynadıkları bölüme baktığımız zaman Selçuksuz olduğu dönemlerdi. Mesela Fenerbahçe maçının ikinci yarısında tercih etmemişti. Hatırlıyor musunuz hocam? İlk yarıda söylediğiniz şimdi, o pas dolaşımı çok ağırlaşınca. Bugün itibariyle bugünkü maçın analizini ben kısaca Selçuk'un demek ki hata yaptığını düşündük. Hoca değiştirdi oyunu. Oyuncuyu. Evet, ilk yarıda öyle. Doğru da yaptı. Başlangıçta başlaması lazımdı. Bu da tamam. Ama sezon analizini haftaya yapacağız zaten. Öyle şimdi insanlar teknik analizden çok doğru, sezonun genelini
merak ediyorlar. İnsanlar sokaklarda eğleniyor, haklı olarak. Ankara, İzmir, Florya'dan canlı görüntüler sokağa dökülmüş. Şu var tabii, burada, çifte bayram yaşıyor burada şapkalarını öne koyma yeri Galatasaray değil. Galatasaray mevcut kadrosunda 17 kuru soru işareti Babel'le doldurmaya çalışıyor bildiğim kadarıyla. Okuduğum kadarıyla, daha doğrusu bildiğimde okuduğum kadarıyla. Ama mevcut hazır bir kadrosu var. Ve uzun süredir maç kaybetmeyen güvenli bir kulüp durumunda şu anda. Ekonomik olarak da iyi. Şampiyonlar Ligi'nde ayak bastı parası da. Bir tarafta yeniden yapılanmak üzere Fenerbahçe var. Hala UEFA'da sorun yaşayan, çıkışta da olsa Trabzon var. Ama puan farkına baktığımız an çift hanelerdedir. Değil mi? Yanlış. 69-60. 9 puan fark var. Ciddi puan farkı var. Aynı şekilde Beşiktaş'ta ne yapacağı belli değil. Soru işaretlerine dolu kiralık oyuncusu var. Satacak mı, yapacak mı? Lige en hazır girecek iki takımdan biri Galatasaray. İkincisi de yaşlanmış, motivasyon enerjisi düşük olacak bir Başakşehir var. Yani Galatasaray bugünden ne olacağını bilmiyoruz ama bir iskeletini koymuş favori olarak sezona başlayacak gözüküyor. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş'ın, Trabzon'un ne yapacağını bilmiyoruz açıkçası. Evet, biraz sonra devam edeceğiz. Kaldığımız yerden kısa bir ara vereceğiz. Görüntülerde canlı olarak ekranlara yansıyor. Sokaklarda sarı kırmızılı taraftarlar Türkiye'nin dört bir yanında bir hafta içinde aldıkları iki kupanın zaferini 19 Mayıs coşkusuyla birlikte yaşamaya devam ediyor. Kısa bir aranın ardından birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz. Sarı Kırmızılılar Türkiye'de, tüm Türkiye'de coşkuyla 22. şampiyonluklarını kutluyor. 61 sezonda 22 şampiyonluk ve bir hafta içinde gelen hem kupa hem lig zaferi 19 Mayıs'ta sokaklara dökülmüş. Sarı Kırmızılı taraftarlar da Türkiye'nin dört bir yanından canlı yayında sizlere aksediyor. Bir hikaye anlatayım mı Fatih Hoca'yla? Bir gün Avrupa Şampiyonası 2008. Ben de yorumcuyum Lig TV'de. Biliyorsunuz o zaman ATV'de yayın yapıyordu, Lig TV'de yapıyordu. Ben eleştirdim. Yani teknik adam olarak eleştirdim. O ara maç görüşüyoruz da, çok da görüşürüz. Metin Tekin, Oğuz Çetin falan yardımcıları. Hatta bir iki kere top oynadı. Kupa ile ilgili bir şeye geleceğim de, yok canım, sürekli oynuyor. Neyse, hoca da herhalde maçın tekrarlarını izlerken bu eleştiri gördü. Sonra bana darıldı herhalde. Saygımızı bozmadan yaptık ama neyse, aradan aylar, haftalar geçti. İstanbul'a döndüm ben. İstanbul'da, İzmit'te, Kocaeli'de Şili ile hazırlık maçı var. Fatih Hoca gel kahve içelim dedi. Burada Sivis Otel'de kampta takım, milli takım. Ben de gittim. Oğuz Hoca, Metin Hoca falan oturuyoruz, Fatih Hoca. Dedi ki, seni dedi izledim, dinledim dedi. İki ay önceden bahsediyor. Benim dedi doğrularım sana yanlış gelebilir. Senin yanlışların da bana doğru gelebilir dedi. Tersine veya işte senin doğruların da bana yanlış gelebilir falan dedi. Aa dedim, hocaya bak ne kadar mütevazı gidiyor şimdi. Dedi bu 20 kupaya ne yapıyoruz o zaman dedi. Eyvah. İşte bir tane daha ekledi. Yani başarı için, yani hırslı bir insan. Hırslı bir insan. Tabii ki hırslı olmadığı zaman, eğer doyumlu bir insansanız başarılı olamazsınız. Yani başarının en zor tarafı nedir? Devam ettirmeye mecbur olmaktır. Abdullah Avcı'nın dezavantajı da açıkçası, net söyleyeyim, haksız bir rekabet içerisinde. Bu her yönüyle taraftardı, hakemdi, baskıydı. Bunda ne dersek diyelim. Bu büyük dezavantajdır. Onun iyi teknik direktörü olup olmaması bu son anda şampiyonluğu kaybetmekle falan alakası yoktur. Abdullah Avcı gibi teknik adamların yeni kuşaklardan da gelen arkadaşlarımız var. İsmi çok önde olmayıp da gelen teknik adamlar var. Bu teknik direktörlük için iyidir. O yüzden benim için Abdullah Avcı şampiyonluktan bağımsız çok başarılı bir teknik direktördür. Bu teknik direktörlük kariyerinde devam edecektir. Çünkü teknik direktörlüğün öğrenmesi de yaşı da yoktur. O yüzden de tabii tecrübe sadece taktiksel anlamda değildir. O takımı diri tutabilmek, transfer politikalarını doğru yapabilmek. Biraz tanımı Sayın Terim'in teknik direktörün ötesine geçiyor zaten. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu şampiyonun alakası yok.
Ben her zaman söylüyorum, her şampiyonun anasının akçusu gibi helal olsun derim ben. Kimsenin emeğine saygısızlık yapamam. Misal anlatacağım şimdi. Galatasaray'ın aleyhine de kararlar olmuştur, lehine de olmuştur. Fakat mesela yarın akşam Erzurumspor Fenerbahçe maçı var. Hı hı. Bir diğer tarafta da Ankara Gücü Sivas maçı var. Bugün Bursa Göztepe oynuyor. Bursa koskocaman bir şehir. Göztepe korkunç büyük bir camia taraftarıyla. Erzurum da aynı. Ankara Gücü de aynı. Şimdi lig bitmesi üçlü avarajda kalabilir. Tabii. Ben de diyorum ki keşke birlikte oynasalardı. Bugünkü maçı da etkilerdi. Yarın oynanacak maçı da etkileyecek. Tabii. İşte federasyonun yayıncı kuruluşla konuşup bunu, çünkü Fenerbahçe'nin de şu an iddiası gözükmüyor. Hani satış açısından diyorsak. Hı hı. Bu camiaları korumak lazım. Ne demek istediğimi anladın mı? Başakşehir kaç tane gece maçı oynadı baksınlar. O bile önemli etkendir. Kaç tane gündüz maçı etkilediler. Kaç tane lehine aleyhine, bunlar hep konuşulacak. Ama güçlü olmak başka bir şey. Güçlü kulüp olmak başka bir şey. Galatasaray güçlü bir kulüp. Tarihi bir kulüp. Bırakmaz, vazgeçmez. Senin tekleyeceğini düşünür. Ama Galatasaray'ın başında da herhangi bir teknik direktör olsa, Avrupa'dan diyelim, iyi bir teknik direktör ama tarzı böyle kovalayıcı bir tarz değildir. Havlatabilir. 11 puan geri düşüyorsunuz ama o takımı motive etmek de kolay değildir. Yani o 8 puanken gerideyken bir Avrupalı teknik adam getirebilir miydi Galatasaray'ı? Fatih Terim'in dışında biri getirebilir miydi? Türkiye'de zor. Türkiye'de zor. Türkiye'de zor. Düşünebiliyor musunuz? Yani ya çok bu konulara girmeyelim. Ya. İnsan, ama hocaya benim bir eleştirim var. Ya bu sene ilk defa gördüm. Free kick ve penaltılarda yıllardır görmediğimiz sahneler. Yani bir Fatih Terim takımında ne? Başrollerde Belhanda ile Diagne var. Hani sen attın, ben attım, ben küstüm, ya, sen niye atıyorsun? Şimdi ben? Bakın Fatih, ya böyle bir şey Fatih yıllardır görmedim. Fatih Hoca Türk futbolunun en başarılı teknik direktörü olduğunu altını çizelim. Fakat Fatih Hoca'nın takımını görmedim falan, böyle bir şey yok. Ya bu Sinan geçenlerde bu Suriyeliler konusunda kadro dışı kalmamış mıydı? Ne oldu? Dönmedi mi takıma? Melo ile Riyer arasında problem olmadı mı? Hakan Çalhanoğlu ile milli takımda olmadı mı? Yani Fatih Terim'in takımında bu olmaz. Hayır, oyun Fatih içerisinde. Fatih Terim takımında. Rollerin. Efendim? Oyun içerisinde ama bu söyledikleriniz dışarıda. Ya bakın, o ben demecini duydum Fatih Hoca'nın. Çok doğru, ben de o zaman. Biz bazen oyuncu atmak ister. Sen hayır, sen atma, bu atsın demez hoca Fatih Terim. Ben çalıştım hocayla. Fatih Hoca'nın bir özelliği vardır. Yürüyecek halin olması seni canlandırır. Ben İngiltere maçında... Bir milli maçta değil tabii, mi? Tabii. Oynamayacağım zannediyordum. Oynamayacağım zannediyordum. Maçın yıldızı oldu. Ki onun tek teknik direktörü de hayır dedi. Rıdvan oynayacak dedi. Hocayı ikna etti. Hatta devrede çok yorulmuştum. Hayır dedi Fatih Hoca. Geldi duşa gir tekrar. Yani böyle küçük küçük dokunuşları vardır. Bu dokunuşları bu sene kimse farkında değil. Türkiye şartlarına göre yapmıştır hoca. Mete Kalkaman'a sahanın ortasına kadar gidip iki hafta öncenin hesabını sormak bile gelecekle ilgili bir hesaptır. Fatih Hoca bu konularda yani bırakmaz peşini. Ümit Davala'nın bir cümlesi vardır. Erzurum maçından sonra. Uzatmadık. Hakemin acelesi yani. Vardı galiba. Hı-hı. Görüyor musun? Bir dakika hafta, altı hafta olsun. Tabii bu teknik direktörlük becerisinin dışındaki faktörlerdir bunlar da. Şampiyonlar Ligi'nde gidip de sahanın ortasında hakeme söyler mi onu? Veya kulübe 10 kişi sahaya girer mi? Girmez. Ama Fatih Terim bunların uzmanıdır. Futbol, iyi de futbolcu. Mesela Fatih Hoca'yı gençler hatırlamaz. Çok iyi futbolcuydu Fatih Terim. Bayağı çabuk, bayağı tekniği tabii yüksek, bayağı kaliteli bir oyuncuydu. İyi de bir teknik direktör oldu. Şimdi öyle biraz önce anlattığım faktörler değildi. 8 tane lig şampiyonluğu, bir Avrupa şampiyonluğu, belki 5'in üzerinde var. Türkiye kupası vardır, süper kupa tabii falan var. 18-20. O yüzden de teknik direktörlük hünleri de vardır. Oyuncu tercihleri, teşhis tedavi. Teşhis etmiş, stoperde problemim var ya, Ahmet'le Mehmet'le uğraşmayayım demiş. Bunu Ahmet Çalık adına söylemiyorum, hani lafın gibi aynen söylüyorum. Doğru. İki tane i̇ki baba tane bir tane. Getirdi. Bir solak bir stoper. Cagney'i herkes eleştirmiş. Yok, yarın boğduğum zaman bana lazım olur demiş. Taktiksel değişiklikler yapmış. Donku santrafor atmış. Gibi gibi. Bunlar ayrı konular tabii. Abdullah Avcı daha sakin, daha sakin. Böyle bilimsel çalışmayla oyun oynamaya çalışan bir teknik direktör. Bir tarafta
yukarı doğru giden her faktörle, hem teknik hem oyuncu hem işte ne faktörü dersiniz, bir tarafta da seyircisiz oynamaya çalışan ve son 8-9 haftaya baktığımız zaman skorlarına sürekli bir düşüş. 3 mağlubiyeti var. Birçok beraberliği var. Başakşehir. O kadar mı? 2 galibiyet var. Göztepe, evet, 2 galibiyeti var. Bir tarafta da bu işi bırakmayan bir kulüp, takım ve başlarında bir lider var. Evet. Evet. Bir ara daha verelim, aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Evet, sarı kırmızılı taraftarlar Türkiye'nin dört bir yanında şampiyonluk coşkusunu 19 Mayıs'ın 100. yılında gerçekten tarihi bir günde yaşıyor. Unutulmaz bir akşamda şampiyonluk maçında takipçisi Başakşehir'i, haftalar önce 8 puan gerisinde olduğu Başakşehir'i 2-1 yenerek ikinci yarıda gerçekten çok iyi bir futbol oynayarak şampiyonluğu kucakladılar. Biz de yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz ama tabii ligde gelecek hafta küme düşecek takımlar belli olacak. Akhisar'dan sonra hangi takımlar veda edecek? Şöyle söyleyeyim, Erzurum, Fenerbahçe ve önümüzdeki hafta Malatya galiba. Kayseri deplasmanını kazanırsa kümede kalıyor. Kümede kalıyor. Evet. Ben hesap yaptım. Erzurum İki maçta 6 puan alırsak kümede kalıyor, gözüküyor. Bugün yalnız çok tabii biz şampiyonluk maçına daha doğal olarak baktık ama akşamüstü biraz önce değindiniz. Kümede kalma yolunda çok enteresan bir mücadele vardı. Evet, yani Göztepe bir de penaltıdan yararlanamadı. İki vardan gol gitti, bir de penaltı kaçırdılar. Bursa Spor çok kötü oynadı, onu söyleyeyim sana. Bursa Spor'un işinin İşi de çok zor, zor alan oldu. Erzurum, Fenerbahçe ve Kayseri yenerse kümede kalıyor. Ankara Gücü yarın kazanırsa, hem Sivas'a baktım, üçlü avaraja da denk gelse tehlike tabii yaşamıyor. Yenilse de haftaya. Göztepe'yi hem yendi hem beraber kaldı. Üçlü avaraja da sattık Ertaş'ta. Evet. Biz acaba Sivas sıkıntı yaşar mı diye. Üçlü avarajda en sıkıntılı takım Ankara Gücü gözüküyor. Bir de Ankara Gücü'nün geçtiği yerde çıkan ikili avarajda da Ankara Gücü Erzurum'a karşı üstün ama tabii ki Erzurum'un orada üstüne olmadığı tek takım Ankara. Şöyle söyleyeyim, 1-0 kazansın Erzurum. Şu iki maçı kümede kalıyor. Enteresan. O zaman Göztepe ile Bursa evet, gidiyor. Gidebilir. Ya da tabii Ankara Gücü. Oynayacağı maç da önemli tabii. Ama Ankara Gücü Göztepe'ye farklı mağlup olmuştu kendisi aslında. Haftaya da Göztepe'ye gidiyor. Evet, ince hesaplar var. Gelecek hafta onu konuşacağız. Tabii UEFA kontenjanını, UEFA Avrupa Ligi orası kontenjanını da enteresan, kimler orası da enteresan. Mesela Fenerbahçe'de 2-2 yaparsa 6'da olma ihtimali var. 6. olma ihtimali. Biraz önce Alanya uzun süre 1-0 öndeydi. O maç 1-1 bitti. 1-1 mi bitti? 1-1 bitti. Rize Spor 1-1 bitirdi. Enteresan. Alanya kazansaydı onlar da son hafta... Fenerbahçe 2-2 yaparsa 6'da olma ihtimali girecek. Yüksek. Evet. Antalya Spor tabii şu anda avantajı elinde. Bir de ister misin yani Avrupa Kupalarına gidebilecek duruma gelsin falan yani. Tabii Trabzon'un yani, başkanın açıklaması kafalarda bir soru işareti 4, oluşturdu. İlk dördü at aşağıya doğru, al birini vur birini. Kalite olarak diyorum ben, oyun olarak. Çıkışlar olduğu, inişler olduğu Rize mesela, Malatya. Malatya. Eksi Antalya. -14 ile Antalya Spor mazeretleri var, tekrar söylüyorum. -14 ile Avrupa Kupalarına gitme ihtimali var hala. Böyle bir lig. Enteresan. Kasımpaşa en büyük örneği. Evet. Yani biraz daha sıksa küme düşecek. Evet yani. Ligi ikinci bitirdiler ilk yarıyı. Değil mi? Yani ikinci değiller de averajla ikinci bence sırada sıralarını. Bence galiba ya. Öyle miydi? Bakarız ona. Ama Başakşehir'den sonra en fazla puanı olan 3-4 takım vardı. Onlardan biriydi evet. Kasımpaşa. Kesin. Evet, bu arada bizim Hakkı Yalçın abimiz çok iyi yazardır. O söz yazardır aynı zamanda. İyi bir gazeteci ve iyi bir insan, dostumuzdur. Cennet Mektupları diye bir kitap yollamış benim adıma. Kendisine teşekkür ederim. Şöyle yapayım. Ben pek sevmem böyle kitaplar. En güzel hediyeler. Kitaplar güzeldir. Bugünler oku, herkes okusun. Oku. Okumak çok önemli hakikaten. Okumak çok. Ben eskiden çok daha fazla ona okudum. Ona da İlber Hoca göndermiş son kitabını. Zaten Peygamber Efendimiz'in ilk biliyorsun ayeti okudur. Okuyacaksın abi. Okuduğun zaman işte Atatürk'le ilgili okuduğumuz zaman ne kadar daha iyi olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. O yüzden okumanın çok önemi var. Dün de konuştuk. Hem 19 Mayıs hafta sonunu konuşurken Nutuk'tan bahsettiniz. Her gencin, her Türk gencinin tabii okuması şimdi, gereken bir... Pera Palas'ta kalmış İstanbul'da Paşa çağırdığı zaman. Bir ay
otel 5 ay şeyde Şişli'de toplantılar falan. Paşa emir veriyor, Vahdettin Paşa. Sonra 18 kişiyle gidiyor. O düşman işgalleri etmiş olan gemilerin aralarından gidiyor. Samsun'a ayak basıp aslında kimden alıyor gücü? Milletten alıyor. İzmir işgal edilmiş Yunanlılardan 15 Mayıs'ta. Ama vatandaşın, halkın isyanını görüyor. Ben bu milletle ben bu işi hallederim diyor. Ve aslında sadece Kurtuluş Savaşı'nı şey yapmıyor. Yeni bir devlet kurmak üzere. Aslında bizim binlerce yıldan gelen bir devlet var, kültürümüz var. Yeni bir cumhuriyet kurup işte aslında milletteki bu enerjiyi görüyor. Buradaki hazırlıkların sonunda da Samsun aslında ayak basmıyor Bandırma Vapuru'yla yeni bir cumhuriyet kurma yeni şeyi. Bir bu dönemdeki tabii hakikaten ülkeye. Bizim Türk milleti o gün tarihimize baktığımız zaman da dizilerde görüyoruz, kitaplarda okuyoruz, çok müthişmiş. Bu arada haklı bir sevinç var. Evet, Galatasaray TV'den canlı görüntüler bunlar. Evet. Fatih Terim öğrencileriyle tek tek kucaklaşıyor. İkinci yarının en çok konuşulan ismi Cagne az önce yanına geldi. Donk. Mesela Donk hesapta olmayan bir oyuncuydu. Semih bir iki maçta olsa Prag'dan getirdi. O yüzden de kendi televizyonuna çıkması da doğru. Hocayı tekrar tebrik. Biz verebileceğiz mi Kerem? Hocanın söylediklerini duyabilecek miyiz? Başladığı zaman. Şu anda başladı mı? Arkadaşımız da söylüyordu ki Galatasaray birleştiği zaman çok şeyler yapar. Açıkçası ben hep şunu söyledim. İsrar'la da söylüyorum. Galatasaray'ın bana öğrettiği en önemli şey, bizlere öğrettiği en önemli şey ki bunu basın toplantılarında 8 puan geriyken hatta rakibimiz kazanmış, biz kaybedersek 11 puan olmaya ramak kalmışken bile söylediğim bir şey vardı. Bizde daima bir büyük takım refleksi vardı. Kelimeyi de böyle kurarım. Evet. Cümleyi de. Bu Galatasaray'dan bize kalan, bu büyüklükten bize kalan en önemli miras. Bunu iyi dikkatli kullanmalıyız. Her zaman da bizim yardımımıza koşuyor. Gerek camiamız, gerek camiamızın devamındaki taraftarlarımız, seyircilerimiz, dünyadaki her türlü Galatasaraylı sonuç itibariyle bir büyük takımın parçaları. Büyük takımın da bir refleksi var. Onun için krizler, kaoslar, sıkıntılar, Allah'a şükür hepsini geçiştirdik. Burada başkanımızdan, yönetimimize, oyuncularımızdan, tüm çalışanlarımıza, teknik heyet arkadaşlarıma, Florida'da çalışan herkese, herkesin ailesine ki kendi aileme de Fulya başta olmak üzere bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeği var. Rahmetli babama gideceğim mezarına. Onu da yaşadık. Allah nur içinde yatırsın. Allah rahmet eylesin. Çok mutlu olurdu. Ona gideceğim. Ondan sonra babamdan sonra bir de değerli bir arkadaşımızı da kaybettik. Zafer'i biliyorsun. Evet. Allah ona da rahmet eylesin. O da iyi bir Galatasaraylıydı. Böyle baktığımızda sene olarak Allah'a şükür ben hep kötü bir şey olduğunda Allah beterinden saklasın derim. Amin. Onun için hepsinin üstesinden geldik. Geçen gün bir klip yayınlamışlar neler oldu diye. Esasında dörtte biri bile değil. Onların hepsini açıklayacağız. Nelerden geçmişiz diye. Hafızaları biraz tazelemek lazım. Ama Allah'a şükür ki buna rağmen 6 ay santrforsuz oynadık. Ben ve oyuncularım 50 maçtan fazla ceza yedik. Bir sürü şeyle uğraştık. Ama sakatlıklar, olmayan işler çok şükür mutlu sana ulaşan biz olduk. Tabii ki söyleyeceğimiz çok şey olacak ama sıcağı sıcağına ancak buradan tüm Galatasaraylılara hayırlı olsun. Her şampiyonluk başka bir anlam taşıyor. Ve ben hangi şampiyonluğu olsam en önemli şampiyonluk bu deniyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Sezonu açıyoruz. Biraz geçiyor. Bütün Galatasaraylılar diyor ki Allah aşkına hocam bu sefer hepsinden önemli. Ben daha hiç daha önemsiz bir şampiyonluk görmedim. Onun için
dünyanın her tarafındaki Galatasaraylılara buradan hayırlı olsun diyorum. Tabii anacığıma buradan selam yolluyorum. Kız kardeşim, erkek kardeşime, tüm aileme. Hepsine hayırlı olsun. Mutlu sona biz ulaştık. Bunu hak ettik. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi bir takım oldular. Çok iyi bir aile olduk. İnanıyorum ki doğru bir planlamayla yarın sabahtan itibaren yine senenin planlarını zaten bazı şeyleri yapmıştık. Çok çabuk halletmemiz lazım. Ama Allah'a şükür ki Haziran'da falan sezon açmayacağız. Evet, çok şükür. Çünkü çok ağır bir sezon geçirdik. Dinleneceğiz biraz. Oradan sonra da tekrar kolları sıvayacağız. Evet, Galatasaray Televizyonu'na da teşekkürler. Fatih Hoca'nın şampiyonluk sonrası açıklamalarını canlı yayında paylaştık. Cezalı olduğu için, tribüne gittiği için konuşamamış Mixon'da. Galatasaray TV'ye bu sıcağı sıcağına açıklamaları yaptı. Son bir reklam aramız var. Son bölümde hocamızla tekrar birlikteyiz. Evet, %100 futbolda tekrar birlikteyiz son bölümde. Bugün şampiyon Galatasaray'ı alkışlıyoruz 19 Mayıs'ın 100. yılında, ama bir şampiyon daha alkışlayacağız. O da şu sıralarda ilk yarısı oynanan CSKA Moskova Anadolu Efes maçının sonunda bir Avrupa şampiyonunu alkışlayacağız. Tek ümidimiz, en büyük ümidimiz tabii ki bizim takımımızı, Efes'i alkışlamak. Ama ikinci çeyrekte şu anda çifthanelerde geride ekibimiz. Bunu da hemen parantez arasında sizlere iletelim. Galatasaraylı taraftarların Türkiye'nin dört bir yanından coşkulu şampiyonluk kutlamaları, belki de iki kupayı birden kutluyorlar şu anda. Sokaklara dökülmüş durumda sarı kırmızılı formalarla, bayraklarla, flamalarla. Az önce Fatih Terim'in de konuşmasını ekranlara getirdik. Artık son hafta UEFA Avrupa Ligi kontenjanı ve küme düşme potasındaki nefes kesen yarışa sahne olacak ve hocamızla biz de son hafta tekrar birlikte olacağız. Bu yarışın heyecanını sizlere aktaracağız. Sezonun da sonuna geldik yavaş yavaş hocam. Son kapanışı yapalım. Bu Galatasaray camiasını hoca dahil olmak üzere, ki rahmetli babasının tabii Zafer, bizim dostumuz Zafer abimiz rahmetli olmuştu. Eşinden bahsetmesi, aile duygularından. Mesela konuşacağımız çok şey var diyor. Hocanın yerine olsa ben giderim Bodrum'a, bir yatarım, dinlenirim. Ama bu yatırmazlar onu bu akşam. Bu akşam için söylemeyeceğim. Şimdi atlasın gitsin demiyorum yani. Tebrik ediyoruz tekrar. Evet, 90 artıda tabii şampiyonluk görüntüleri, şampiyonluk sonrası röportajlar ve maçın, belki de şampiyonluğun analizi bizden sonra hemen yine... Bizim de çok Galatasaraylı arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Onları da tebrik ederiz hepsini de. Evet, bir sürü isim söyleyeceğim ama şimdi... Yok, söylemeyelim. Berker'i söyleyeyim, Ankara'lıyım Berker'i. Benim için çocuğum gibi benim. En doğal hakları şu anda kutlamak. Çok da hakikaten tarihi de bir güne rastladı, 19 Mayıs'ın 100. yılına. Tekrar ediyorum kaparken, inşallah 1-2 saat sonra Efes'ten de güzel bir haber alıp daha büyük bir coşkuyla 19 Mayıs'ı kutlarız. 90 artıyı kaçırmayın, bizden sonra yayına girecek. Hocamızla birlikte sizlere mutlu akşamlar diliyoruz. İddianın sunduğu %100 futbol sona erdi.